Çok kıymetli bakanım, saygıdeğer milletvekillerim, Mardin'imizin çok kıymetli valisi, saygıdeğer belediye başkanım, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili Mardinli hemşehrilerim, sevgili Ankaralılar, hepinizi sözlerimin başında saygıyla selamlıyorum. Aslında Mardin'i uzun uzun anlatmaya hacet yok. Biraz önce Koro Mardin'in kültür zenginliğini, folklorunu, müziğini, farklı inançların bir arada barış içerisinde yaşayabileceğini en güzel şekilde terennüm ettiler, en güzel şekilde anlattılar. Keza Mardin'in folkloru, Mardin'in kültürü, Mardin'in mimarisi, Mardin'in esintileri burada bir şekilde ifade edildi. Bereketli hilali bütün dünya gıptayla izler. Ve Mardin bereketli hilalin kavsinde bir dağın yamacında bir barış kalesidir. Çünkü binlerce yıl burada farklı etnik yapılar, farklı inançlar, farklı kültürler barış içerisinde bir arada yaşadı. Bizim medeniyet tasavvurumuzda, bizim kültür kodlarımızda, bizim inanç sistemlerimizde bu barışın şifresi var. Biz bu şifreyi doğru okuduğumuz sürece, doğru kodladığımız ölçüde barışı yaşattık bu topraklarda. Ama bu şifreyi anlayamaz hale geldiğimiz durumlarda bu barış bozuldu. Şimdi biz bu şifreyi tekrar kuruyoruz. Hükümetimiz Sayın Başbakanımızın önderliğinde 75 milyon insanı Süryanisiyle, Yezidisiyle, Müslümanıyla, Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, her kim yaşıyorsa bu topraklarda hepsini varlıklarıyla birlikte kabul edip varlıklarıyla birlikte barış içerisinde yaşatacak bir demokratik sistemi inşa etme sürecindeyiz. Ve bu Mardin'in yeni bir hamle yapacağı, yeni bir hamle yaptığı, daha büyük, daha çok parlayan bir yıldız olarak Mezopotamya'nın hilalinin kavsinde gelişeceği, yeşereceği, ışıldayacağı bir dönemin kapıları açılıyor. Bir adım daha atılıyor. Biraz önce değerli belediye başkanımız anlattı. UNESCO kültür mirası listesinde yer alacak Mardin. Ve bütün dünya Mardin'in güzelliklerini, Mardin mimarisinin eşsiz zarafetini, inceliğini bilecek, öğrenecek, tanıyacak ve muhafaza edecek. Ama daha önemli bir adım şu: Mardin artık büyük şehir oluyor ve Mardin şehir merkezindeki bütün bu güzellikler, bütün bu yerel hizmetler, kentleşme, şehirleşme ile ilgili güzellikler ve hizmetler artık Mardin'in dışında da, Midyat'ta da, Kızıltepe'de de, Nusaybin'de de, Derik'te de, Mazı Dağı'nda da, Şenyurt'ta da, Mardin'in diğer bütün il ve ilçelerinde de, köylerinde de bu yayılacak. Bu da hükümetimizin Mardin'e
ve Mardin'in kalkınmasına verdiği önemi gösteriyor. Ben Mardin'e komşu topraklarda doğdum. Ve hayatımın Mardin'i tanımakla zenginleştiğini biliyorum. Ufkumun açıldığını biliyorum. Bunu Mardin'de yaşayan, Mardin'de yaşamış bütün insanların bunda emeği ve katkısı var. Oradaki bütün inançların, bütün kültürlerin, bütün dillerin, bütün dinlerin hepsinin bunda katkısı var. O müzik, o terennüm, o zarafet, o incelik hayatın bütün alanlarına, bütün unsurlarına, bütün sektörlerine yansıyor. Ankara'ya Mardin'in kültürünün taşınmış olması bir süreliğine de olsa Mardin'den bir nefes, Mardin'den bir ses, Mardin'den bir lezzet getirmesi Türkiye'nin zenginliği açısından önemli. Onun için ben bu organizasyonu gerçekte yürekten destekliyorum. Ve bu organizasyonda emeği geçen herkesi kutluyorum. Kendilerine şükranlarımı ifade ediyorum. Ve son olarak hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Bun bukhiratın, bisar şaharatın, ehlen ve sehlen, ala ayni, ala resim.